Evet değerli basın mensupları, hepinize önce sağlık diliyorum, iyi mesailer diliyorum, kolay gelsin. 10 Ekim 2015, 7 yıl önce Ankara Gar Meydanı'nda özgürlük diyen, barış diyen, demokrasi diyen insanlar alçak bir saldırı sonucu katledildiler. Onlardan bizi, bizi onlardan kopardılar. Bu alçak saldırıda hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyorum ama... Bunu unutmayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Burada bu saldırının önlenememesi noktasında bir güvenlik ya da kamu görevlisinin kusuru varsa bu da er geç ortaya çıkacak. Herkesin bu konuda içi rahat olsun. Şimdi bu saldırıyı önlemeyenler, önleyemeyenler bu saldırıda hayatını kaybedenlerin anması için gar meydana giden insanlara Tazit şiddet uygulayabiliyorlar. Ankara'nın bütün yollarını kapatmışlar. Niye? Keşke 2015'te bunu yapsaydınız. Bu güvenlik önlemini 2015'te alsaydınız 103 Barışa Demokrasiye Aydınlık Bir Geleceğe Haykıran Sesi kaybetmeseydik. Ve bu anmayı engellemek demokrasiyi bilmemektir, demokrasiyi içselleştirmemektir. Erdoğan hep söylüyorum Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Sana da tepkisini bu millet ve muhalefet gösterecek. Sen tabii sana tepki gösterenlere ya terörist diyorsun ya dış mihrak piyonu diyorsun ya bölücü diyorsun ya vatan haini diyorsun. Ama böyle yaptıkça da hem inandırıcılığını hem millet nezdinde itibarını kaybettiğini de sana hatırlatmayı bir görev sayıyorum. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz hafta 4 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönemde 159 uluslararası kanunu e, yasalaştırdı, uluslararası anlaşmayı yasalaştırdı. 114'te kanun çıkardı. 109'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri 42.240 yazılı soru önergesi verdi. Bunun 31.000'i cevaplandı, 11.000'i hala cevapsız. 3638 meclis araştırma önergesi verdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Kaç tane araştırma komisyonu kuruldu biliyor musunuz? 11 tane. Türkiye'nin sanki 11 tane sorunu var. Başka sorunu yok gibi. Koca meclis, koca koca odalar, binalar, 600 tane milletvekili kardeşim. Milletin derdiyle dertlenmeyen dertlenmeyen bir meclis olabilir mi ya? Dert var. Milletin bir kesiminin, toplumun bir kesiminin derdi var diyoruz. Hayır. Bakmayalım buna. Meclis niye var o zaman? Gene Cumhuriyet Halk Partisi 34 genel görüşme önergesi verdi. 27. dönemde. Hiçbiri kabul edilmedi. Yani bunu konuşalım bari dedik. Hadi kanununu yapmıyorsunuz, çözüm getirmiyorsunuz ama derdi mecliste konuşalım. Hayır, yok. <laughs> Gene Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönemde toplamda 288 grup önerisi getirdi. Türkiye'de Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Anamur'a, 780 bin 500 kilometre karelik coğrafyamızda yaşanmış olup da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmeyen bir tek sorunu kimse söyleyemez gösteremez. Bu kadar iddialıyız. 85 milyonun derdiyle dertlendik, haliyle hallendik. Onların sesi olduk, onların gözü olduk, onların kulağı olduk. Yeri geldi onların elleri ayakları olduk. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Peki meclis 6. yasama yılında neyle başladı? sansür yasasıyla başladı. Pes. Meclisi açlık, Tatil bitti. Anayasa gereği yapılması gereken tatil bitti. Ve Bahçeli'nin ısrar ve tayzikiyle bir sürü gündemde konu varken, 85 milyonun bir ton derdi varken meclis iki haftadır onlar dezenformasyon diyor. Bir sansür yasasıyla çalışacak şimdi. Çalışıyor. Niye karşıyız bu yasaya? Şunun için karşıyız. Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu öğretmek zorundayız. Onlar da bunu kabul etmek zorunda. Ne yapıyoruz şimdi? Yalan haber yapmak. Halkı panik ve endişeye ve korkuya sevk eden haber paylaşım yapmak bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını getiriyor. Üstelik bunu tutuklu olarak yargılanmak zorundasın. Niye? Katalog suçlarına bunu koyuyorsun. Neye göre yalan haber? Mesela ben diyorum ki 128 milyar dolar iç edildi diye tweet atıyorum. Beyefendi bundan rahatsızsa yalan haber olduğuna dair bir hakim kararı alacak. Yalan haberi kimin belirleyeceği belli değil. Yargıtay'dan gelen temsilci Meclis Komisyonu'nda dedi ki bu kaos yaratır. Adliyelerde kaosu bir hakime göre yalan olan yalan sayılabilecek bir haber başka bir hakime göre Doğru sayılabilir. 128 milyar orta yerde mi? E değil. E biz bu iç edildi diyoruz. İç edildi. Biraz sonra onu anlatacağım. Peki enflasyon TÜİK ne dedi? Yüzde 83.5. En altta diyor ki yüzde 180. Yüz Şimdi biz enfla, enak enflasyonu açıkladığında bu yüzde 180 yüz halkı kin, e, endişeye sevk, sevk etmiş olur bir hakime göre ve enak cezaevine girerek bir yıllık yıl üç arasında yargılanır. Yargılama cezaevinde yapılacak. Böyle bir kepazelik olmaz. Başka şu olur. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurulu var. Her türlü içeriğe karşı içerikle ilgili sosyal medyadaki, Whatsapp'taki, Facebook'taki, internetteki her türlü içeriğe içeriye içeriğe ulaşma hakkı kazandı. Biz Kani Beko'yla İzmir milletvekilleriyle örneğin Zoom üzerinden bir toplantı yapıyoruz. Siyasi bir toplantı yapıyoruz. İzmir'le ilgili örneğin Bilgi Teknolojileri İletişim Başkanlığı bu Zoom üzerinden yaptığımız toplantıdaki bütün içeriği alacak. Pes. Ya bunları İran yapmıyor İran. Ve başka ne var? Basın ilan kurumu. Zaten giyotin gibi çalışıyor ama. Şimdi ne yapacak? İlan kesme cezası verecek. Gazetelere, sosyal medyadaki sitelere ilan kesme cezası verecek. Başka? Basın kartları komisyonu var. Biraz düzeltmişler geçen hafta biraz. Gelen hali kısmen değişmekle birlikte Türkiye'de kime basın kartı verileceğine Fahrettin Altun karar verecek. Erdoğan'ın iletişim başdanışmanı, iletişim koordinatörü neyse işte bu karar verecek. Başka? Bilgi teknolojileri iletişim başkanlığı bant daraltma kararı alabilecek. Hem de yüzde doksan beşe kadar. Yani bunlar şunu diyorlar. Keyfimiz kaçtığı anda interneti kapatırız. Keyfimiz kaçtığı anda televizyonu karartırız. Keyfimiz kaçtığı anda gazeteleri siyaha boyarız. Bitti. Ya da batırırız. Basın ilan kurumu üzerinden gazeteleri batırırız. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu üzerinden sosyal medya mecralarını kilitleriz. Erdoğan, yaptığın günahlardan, işlediğin kusurlardan dolayı basına sansür getirerek, sosyal medyaya görsel ve yazılı basına sansür getirerek, sana karşı olan herkesi cezaevine atarak bu işten sıyrılamaz. Ben sana aylar önce bir tavsiyede bulundum. Bir daha bulunayım. Gerçekten böyle düşünüyorsan Bırak diğer işleri otoyol, köprü bunları bırak Erdoğan. Şöyle 10-15 milyonu içine alacak bir cezaevi yap. Belki o zaman. 10-15 milyonu cezaevine koyarsan Türkiye'de sana karşı çıkacak sesleri belki öyle kesersin. Eleştiren, karşı çıkan, beğenmeyen, hakkını arayan herkesi kodese göndereceğim diyen bir yasadır. Ve buna bu şekliyle rızamız yoktur. Özellikle 29. madde orada durduğu müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. Yapacağımız şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzünün bize verdiği hakları ve imkanları kullanacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Ama iş düzünün bize verdiği imkanları en yüksek refleksle kullanacağımızı buradan basına, kamuoyuna, basın emekçilerine tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabii basına da bir çağrımız var ya. Yasa direkt size hedef alıyor, özgür basın. Objektif basın. Yandaş olmayan basın. Siz de bir sesinizi çıkarın. Siz de biraz refleks gösterin. Ne yaparsınız bilmiyorum. Ne yaparsınız bilmiyorum. Mesela bir gün bütün gazeteler simsiyah çıksın. Ne olur? Bir gün ya. Bir gün siyah. protesto edin. Demin söyledim. Üçüncüdür söylüyorum. Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu en iyi basının bilmesi lazım. Şimdi meclis sansürle meşgul. Oysa Ekim ayında 4 Ekim günü EYT ile başlamalıydı bu meclis. EYT ile. Kanayan yarayla başlamalıydı. 4 Ekim'de 3600'de unutulan kamuda çalışan şeflerle başlamalıydı bu meclis. 4 Ekim'de açıkta tutulan engelli kadrolarına ve e, kadrolarına atama yapılması yetmez. Engelli kadroların artması ile ilgili bir yasal düzenlemeyle başlamalıydı bu meclis. Engelli kadrosu var atama yapmıyorsun. Yetmez. Biz bu kadronun artmasını istiyoruz öğretmenlik meslek kanunun bu ucube kanun ve ucube sınavın ele alınması lazım. Bütün öğretmenler feryat ediyor, isyan ediyor. Taşerona kadroda unutulan binler var. Meclisin 4 Ekim'deki işi bu olmalıydı. 3600'de yapılan haksızlıklar var. Evet 3600 Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek gayretiyle çıkmıştır. Ama burada haksızlıklar var. Yanlışlar var. 4 Ekim'de bunları yapabilmeliydik. Çiftçinin Borç faizlerini silmesi, silinmesiyle başlayabilirdik. Çiftçi perişan. Erdoğan. Adamın traktörünü haciz etmişsin. Yetmemiş ahırdaki affedersin öküzünü haciz etmişsin. Çiftçiden üretim bekliyorsun. Türkiye'de üretim bitince de Venezuela'da üretim arıyorsun. Somali'den, Sudan'dan, nereden tarla kiralıyorsun. Ne garip bir iş. Köylü milletin efendisidir, efendisidir demiş Yüce Atatürk. Köylüye biraz saygın olsun. Ve esnaf pandemi nedeniyle perişan. Şimdi pandemide verdiğiniz kredilerin faizi için esnafı icra veriyorsunuz ya. Faizleri biz sileceğiz Erdoğan. Şurada sekiz ay en fazla ömrüm var. Gel bir efelik yap sen sil. Nasıl olsa sileceğiz. Biz sileceğiz. Gel çiftçinin esnafın faizini sen sil. Yani milletin derdi yerine sansür yasasıyla işe başlayan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ile karşı karşıyayız ve bunu doğru bulmuyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar dün beyefendi TÜGVA'nın beşinci olağan kongresinde konuşmuş. Konuşmuş. Ağzı zehir saçıyor. Dili öfke saçıyor. Konuşuyor. Ne demiş? Gençler şunu unutmayın. Biz varız. Bir de karşımızda malum düşmanlar var. Pes. Kim düşman Erdoğan? Kim? AK Parti'ye oy vermeyen, seni tasvip etmeyen, bunca insanı yani Türkiye'nin yüzde seksenini düşman ilan ettin dünya. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle ya da böyle bir şekilde cumhurbaşkanısın. Yüzde sekseni düşman ilan eden bir cumhurbaşkanı, insanlık tarihinde bir devlet başkanı, bir kabile reisi insanlık tarihinde yoktur. Hitler karşıtlarını düşman ilan etti mi bilmiyorum. Etse etse etler etmiştir ya. Böyle bir şey olabilir mi? dininizi ve kininizi unutmayından bizden olmayan herkes düşman tavsiyesine geçtin. Gençleri önce kinini unutmamaya davet etmiştin. Şimdi herkesi ve hepimizi düşman gösteriyorsun. Bu nasıl bir kafa? Ve <laughs> ne yapmak istediğini inanın bilmiyorum. Ne yapmak istiyorsun Erdoğan? Muhalefeti senden olmayanları Dün senle yol yürüyüp, bugün yaptığın yanlışları görüp, senle yolunu ayıranları düşman ilan ederek ne yapmaya çalışıyorsun? Ben söyleyeyim. Sen söyleme. Hedef tutturamadın. Hedef tutturamayınca düşman yaratıyorsun, kutuplaşma yaratıyorsun. Bak işte bu. Resmin de burada Erdoğan. Tarih 2018, hedef 2023. Hedefler koymuş, millete söz vermiş. Ne demiş mesela? Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş bir Türkiye hayal ediyorum demiş. Ne olmuşuz? 2021'de 21. sıraya geriledik. 2022'de 23 öngörülüyor. Kaçla sen de devraldığında Türkiye kaçtaydı Erdoğan? 17'deydi. Türkiye senin devraldığın Türkiye dünyanın en büyük ekonomisi, hacim bakımından en büyük ekonomisi noktasında 17. sıradaydı. Sen 10. sırayı hayal ettin. Tek adam rejimine geçtiğin gün, geçeceğin zaman Türkiye'yi elhamdülillah 23. sıraya indirdin. Ne demiş başka? Milli geliri 2 trilyon dolara ulaşmış bir Türkiye hayal etti beyefendi. Kaça düştü Erdoğan? 2 trilyonu geç. 692 milyar dolarda tıkandın kaldın. Başladığın yerdesin. Hedef tutmamış. Hatta eksidesi. Başka ne demiş? Kişi başına milli gelir 25 bin dolara yükselmiş bir Türkiye hayal etmiş efendi. 25 bin dolara. Ne zaman? 2023'te bu yılın sonunda. Yani bu yıl 3 ay sonrası için. Kişi başına gelir 25 bin dolar şöyle dursun. Bir ara 10 bini görmüştük. 8.241 bin dolar Erdoğan. Sen diyorsun ya 25 bin dolar nire, 8.200 dolar nire. Al işte Erdoğan. Nerede 8200? Nerede 25? Başka ihracatı yıllık 500 milyar doları aşmış bir Türkiye hayal ediyorum. Diyorsun Erdoğan burada millete taahhüt ediyorsun. Bu hayaller bunun taahhüdü. Ne olmuş ihracatımız Erdoğan? 242 milyar dolar da çakılmış kalmış. Nerede 500 milyar dolar? Nasıl vaat? nasıl vaat? 16 yıl devlet idare ettikten sonra bu vaatleri verdin sen. Bu nasıl bir vaat? İşsizliği yüzde beşin altına düşmüş bir Türkiye hayal etmiş beyefendi 2018'de ve vaat etmiş. Yani be kaç işsizlik? 12, 11, 12, 11, 12. Yüzde beş nire, yüzde on iki nire Erdoğan. İşte vaatlerini tutturamayınca toplumu gelerek. Taban konsolidasyonu bu ülkeye yapılabilecek en kötü iştir. Tıpkı etnik aidiyet üzerinden, tıpkı inanç aidiyet üzerinden, tıpkı yaşam tarzı üzerinden politika yapmak gibi. Tutmamış Erdoğan, tutmamış millete verdiğin sözleri tutturamamışsın. Ne hayal etmiş? GAP, DAP, KOP projeleri tamamlanmış bir Türkiye hayal etmiş. Nerede GAP? Nerede DAP? Yok. Yok. Zerre ilerleme yok. Ve tek haneli enflasyon vaat etmiş. Erdoğan TÜİK'in makyajlı enflasyonu yüzde seksen üç Yüzde seksen üç. Bizi kıskanıyor dediğin Avrupa'da en baba enflasyon yüzde on on iki. Çok enteresan. Dün en büyük sorunumuz enflasyon dedi pes. Niye pes dedim? Önceki günde demişti ki enfla, teknik olarak enflasyon yok. Hangi Erdoğan'sın sen? Hangi? Yani üç gün önce teknik olarak enflasyon yok diyeceksin. Dün de en büyük sorunumuz enflasyon diyeceksin. Ben sana bir sorun söyleyeyim. Türkiye'nin bir sorunu var. Hatta en büyük sorunu var Erdoğan. O da sensin artık bu ülkenin sosyal hayatına, ekonomisine, kültürel yaşamına engel olma, takoz olma. Türkiye'nin önünde bir takoz oldun sen, takoz. Ve evvelsi gün sanıyorum bir büyük itiraf bulunmuş. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız, şu an itibariyle onun hazırlığı içindeyiz. Şok oldum. Sanıyorum 2002'den beri Türkiye'yi Bay Kemal yönetmiş, Erdoğan da ana muhalefet partisi lideri olarak şimdi Türkiye'ye yok yolsuzluğun ve yoksulluğun ve rüşvetin olmadığı bir Türkiye'yi kendisinin halledeceğini söylüyor. Şimdi tane tane anlat millete Erdoğan. Mesela de ki Kınalı-Malkara otoyolunu, Kınalı Malkara Otoyolu'nu bilinen bir firmaya resmi yazıyla oturup ihalesiz olarak 21B'den şikayetçiydi. Şimdi 21B'yi alıyoruz Kehane Bey. 21B diyor yok artık. Diyor ki talimat müzakere edin mütabakat sağlayın diyor. Şu Hı. firmayla. Bu ne? 10 milyarlık iş. Mesela Erdoğan millete çık şöyle burada yol, yolsuzluk var mı yok mu? Türk Telekom. Meşhur hikaye. Hariri Türk bankalarından parayı aldı senin talimatınla. Türk Telekom'u satın aldı. Sonra Hariri bankalara parayı ödemedi. Çekti gitti. Türk Telekom üç yıl sonra zaten iki buçuk yıl sonra sanıyorum devlete geçecek. Satın alma derken belli bir dönem için almıştı. Şimdi biz bankaların Hariri'ye bankalara Hariri'ye verdirttiğin talimatla verdirttiğin krediyi devletin kasasından çıkardık. yerinin borçlarını bankalara ödedin Erdoğan sen ödedin. Şimdi buradan millete çıktı ki burada yolsuzluk yok de. Burada rüşvet usulsüzlük yok de diyebiliyorsan. Beş buçuk milyar doları götürdü adam. Sen de buna göz yumdun. Hak etmeden beş buçuk milyar doları biri götürüyorsa Erdoğan burada tam da bal gibi yolsuzluk vardır. Başka? Osman Gazi Köprüsü kaça mal oldu? Bir, mil, bir milyar iki yüz milyon dolara. Kaç lira ödeyeceğiz millet olarak firmaya on beş milyar. Erdoğan. Bunu hangi finans hesabıyla, ticaret mantığıyla, muhasebe mantığıyla bu milleti açıklayacaksın, gel açıkla. Bir milyar iki yüz milyon dolar ödeyeceğimiz 15 milyar dolar. Bu nasıl iş ya? Bunun adı soygun değilse nedir Erdoğan? Çık millete tane tane bunu anlat. Ayakkabı kutusundan, çikolata kutusuyla, pahalı saatlerle, yatak odalarında para sayma makineleriyle Türkiye bir rüşvet sarmalıyla anılan ülke oldu Erdoğan. Bay Kemal'in zamanında mı oldu? Bay Kemal mi başbakandı? Bay Kemal mi cumhurbaşkanıydı? Ve o insanların hepsini görevden alaşağı ettin. Göreden alaşet. Sonra bekledik ki bunları hakimin önüne koyacaksın. Hayır. Rüşvet alan adamı büyük elçi yaptı. Oh ne âla memleket. Şimdi rüşvet diyor ki beyefendi rüşvetin olmadı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Aman et Merdu. Aman yolsuz, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele etme. Hatta yolsuzlukla da etme. Yoksulluk ve yok, yolsuzlukla etme. Sen böyle dedikçe Türkiye bir ibret ve utanç tablosu yaşıyor. Sezgin para, Baran Korkmaz, kara paklı para aklayıcılığından ABD'de içeride. Erdoğan sen bunu devlet operasyonuyla kaçırdın mı? Hayır diyemezsin. Süleyman Soylu söyledi. Milletin gözünün içine bakana, baka baka söyledi. Bu bir devlet operasyonuydu dedi. Peki kara para aklayıcısı olması sebebiyle bu iddiayla Amerika'nın aradığı, Türkiye'nin de şimdi aradığı bir insanı, Yaptığın bu devlet operasyonundan muradın ne? Bunun uçağına kimler, hangi bakanların bindi gezdi? Bu adamla ne konuşuldu, ne yapıldı, ne yenildi, ne içildi kardeşim? Aman sen yolsuzlukla uğraşma. Ve eğer samimiysen çık bir şey yap seni alnından öpeyim. Ne yap? İçişleri Bakanı dedi ki, suç işleri diyorduk değil mi? Mafyadan on bin dolar her ay para alan yani harcırah gibi, maaş gibi para alan milletvekili var dedi. Bu milletvekili muhtemelen senin partinde. Eğer bir temiz sayfa hakikaten açacaksın Erdoğan. Çık yarın Ne ki bu şudur, bu kişi şudur. Ya da çağır Süleyman Soylu'yu de ki kim lan bu? Kim bu? Ve o ismi al kamuoyuna açıkla. Olsun bitsin. Aile mensuplarının yöneticisi olduğu vakıflara kamudan aktarılan paraları açıklayarak başlayabilirsin mesela. Kızılay'dan vesaire. Aile mensuplarının yöneticisi olduğu vakıflara kamudan ne kadar para aktarıldığını söyleyerek yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele etmeye başlayabilirsin. Hatta şunu da yapabilirsin. Kamudan ihale alan müteahhitler bu vakıflara kaç lira bağış yapmış Erdoğan? Bunu da bir açıkla istersen. Millet rahat etsin. Her, her şeyi bilelim ve 128 milyar doları düşük kurla el altından arka kapıdan satıp birilerini zengin etmek yolsuzluk mudur değil midir? Bunun da hesabını cevabını gel bu millete ver. Ya Allah'tan korkun her yer soyulur her yer soyulabilir. Darphane soyulur mu yani bey? Darphanede bandrol yolsuzluğunu Akif Hamza Çebi müteahhit defalar konuştu. Ben müteahhit defalar konuştum. Ya bir tane savcının gıkı çıkmadı. Meclise geldik, araştırma önergesi verdik. Eller kalktı, reddedildi. Meclis pisliği yolsuzluğu aklama yerine dönüşüyor. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Neydi o mesele? Darphane bandrol bastırıyor Ahmet Bey'e. Kaça? 185 milyon. İyi güzel. Darphane ihale yapıyor. Başka Mehmet Bey'e 400 milyonu veriyor işi. Bandrol var ya şu bandroller. E e Mehmet Bey'in batbası bile yok. Mehmet Bey gidiyor Ahmet Bey'e. Ahmet Bey sen bu işi yeniden 185'e yapar mısın? Yapar mısın yaparım. Kaça yaparsın? Aynı parayı yaparım diyor adam. İyi diyor yap. Mehmet Bey darphaneden 400 milyon alıyor. Ahmet Bey'e gidiyor. 185 milyonu bu işi yaptırıyor. Oradan Ahmet Bey de para kazanıyor. Aradaki 215 milyon Mehmet Bey'in cebinde. Erdoğan çık, bunun yolsuzluk olmadığını millete açıkla. Bu da Bay Kemal'in zamanında olmadı. Merak ettik, Mehmet Bey kimmiş? Hani 400 alıyor, 285 e yaptırıyor 215 cebe. Mehmet Bey şuymuş. <laughs> Her şey Türkiye için platformu genel koordinatörü. Bak, 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 bak. Her şey Türkiye için Ak Partiye çalışan bir gönüllü organizasyon gibi bir kuruluşun platformun genel koordinatörü. Olacak iş değil. Ve bitmedi Erdoğan. Borsa manipülasyonu ne yapacağız? 180 milyon dolardan bahsediliyor Erdoğan. Borsadaki beş kişi, dokuz kişinin beş kişisi senin adamın. Borsa İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Başkanı var. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı var. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı var ve Katarlı ortağı var. Ne yaptınız? Fakir fukaranın küçük yatırımcının beş buçuk milyarını TL'sini ne diyorlar onu uçurdunuz. Silkelediniz. Küçük yatırımcıyı silkelediniz. Karşılığında ne yaptın? İki tane danışmanın işten attın. İşten atma. Erdoğan hakimin önüne at. Hakimin. İşten atarak bu günahtan bu vebalden kurtulamazsın. Orta yerde açık bir yolsuzluk var. Kadın şikayetçi. Sermaye Piyasası Kurulu da kadını şikayet ediyor. Savcı Sermaye Piyasası Kurulu'nun şikayetini ciddi alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partisi'nin yaptığı suç duyuruları ile ilgili savcılar gıkını çıkaramıyor. Bizimkine yine aldılar İyi Parti'nin suç duyurusunu savcı almamak için adliyenin arka kapısından kaybolmuş galiba. Böyle tablo olabilir mi Erdoğan? Neresiyle bunu yüzleşeceksin? Nasıl düzelteceksin? Sen yaptın bunları sen. Terzi söküğünü dikemez diye bir laf var Erdoğan. Sen kirlettin, sen temizleyemezsin. Sen danışmanı görevden almakla aklanacağını zanneden bir kafadasın. Sermaye piyasası kurulunda yolsuzluk var. Ne zaman ki yargının elini kolunu açarsın, cübbesindeki düğmeyi keser atarsın, yargıyı üç maymun oynamak durumunda bırakmazsın ve suçluları kusurları işten değil mahkemenin önüne atarsın, ben sana inanırım o zaman. Şu Türkiye'de şu dönemde bir tane yaptığının bedelini ödeyen yok ya. Üç bakan, dört bakan azledildi. Bakanlıktan aldın. 17-25 Aralık'ta. Niye yargıya götürmedin? Hayır yargıya götür. Suçları yoksa bakanlıktan niye aldın adamlarını siyasi itibariyle niye oynadın? Sonra ama birini büyük elçi yaptın. Rüşvet alanı büyük elçi yaparsan senin danışmanların da bu konuda yarışa girer birbirleriyle. Yarışa girerler. E olandı bu. Teşvik ediyorsun Erdoğan. Rüşveti teşvik eden adam Türkiye'den rüşveti temizleyemez. İçinde bulunduğun hal bu. Ya Siemens Almanya'da bir rapor yayınlandı. Türkiye'de gazeteciler de söyledi. Siemens Almanya mahkeme tutanaklarına göre 10 milyon euro Türkiye'de rüşvet dağıtmış Erdoğan. Rüşvetin yüzde Türkiye Cumhuriyeti devlet görevlileri almış. Niye araştırmıyorsun? Simen söylüyor. Ben söylemiyorum. Almanya'daki resmi kayıtlar da var. Bunu Ama. buradan başla madem. Sade devlet görevlileri değil ki. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yetkilileri de almış. Aracılar var bir de. Hani işten danışmanlar var ya onları kastetmiyorum. O mahiyette çalışan aracılar var. Kim o aracılar? Kim aracı olabilir böyle büyük projeye? Sana yakın danışmanlar aracı olur. 10 milyonun yüzde yirmisi iki milyon euro yapar. Oh alınmış gidilmiş. Ve 10 milyon yüzde da Siemens'in Türkiye yöneticilerine verilmiş. Erdoğan tekrar söylüyorum. Yolsuzluk yapanı hakimin önüne koymadığın sürece sana kimse inanmaz. İnanmaz. Ve <laughs> bakanlığını dolandıran bakanı görevden aldın ama hakimin önüne koymadın. Arkanda saklıyorsun. Türkiye'de bir bakan kendi bakanlığına faiz fiyattan mal satmış, bozuk mal satmış, bu açığa çıkmış, bakanı görevden almışsın, yargıya karşı da gövdeni koymuşsun, bakanı arkanda koruyorsun. Sen bu ülkede yolsuzlukla ilgili, rüşvetle ilgili bir adım atamazsın. Bir adım atamazsın. Başka ne yapmışsın? Borsacı danışmanlarına ne yaptın? Demin söyledik onu. Göndersene mahkemeye. Bankasya yöneticisiyken 100 lira yatıran absattınız ya. Bankasya'da yıllarca yöneticilik, üst düzey yöneticilik yapan adamı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı yaptın. Ve bu kadar iddia var. Ortaya geldi 180 milyon dolardan bahsediliyor. Ne yaptın? O da arkanda, o da arkanda. Şimdi velhasıl Erdoğan senin bırak savcılara suç duyurusunu. Savcılar suç duyurusunu almamak için adliyeden Kendilerine yok dedirtiyorsa bu senin verdiğin talimatlarla ilgilidir. Sen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını başlatmak için savcılara başlatmamak için mahkemenin önüne gövdeni koydun Erdoğan. Yargının önünde bir Erdoğan takozu var, Erdoğan gölge, gövdesi var, üstünde bir Erdoğan gölgesi var. Erdoğan'ın arkasında da adına kadar yolsuzluğa, rüşvete karışmış insan varsa sıra olmuş duruyor. Eğer samimiysen, eğer milletin sana inanmasını istiyorsan bir yerden başla, nereden başla? Yargının önünden gövdeni çek, yargının üstünden gölgeni çek. Eminim ve umarım ki Türkiye'de namuslu birkaç savcı vardır, cesur birkaç savcı vardır ve onlar bu kepazeliklerin hepsini bir temiz eller operasyonuyla gün ışığına çıkarırlar. Türkiye'nin acil bir temiz eller operasyonuna da ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Erdoğan'dan sonra MHP'de de Bay Kemal paranoyasının başlamasından Bay Kemal sendromunun başlamasından son derece memnunuz Millet Masası'nın, Millet İttifakı'nın en geç 8 ay sonra Türkiye'nin yönetimine geleceğini korkusu ve paniği ile yapılmış bir karalamadan ibarettir. Sayın Genel Başkanın Amerika ziyaretinin bütün detayları iletişim Başkanlığı'nca kamuoyuyla ve basınla paylaşmıştır. Sayın Genel Başkan sadece Amerika ile kalmayacak, Sayın Genel Başkan Amerika'dan sonra da dünyanın farklı ülkelerine ziyaretler yapacak. Bizim ikinci yüzyıl vizyonumuz var. Biz ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizi e, demokrasiyle taşlandıracağız ana parametresinin altında başka hedeflerimiz de var. Bunlardan birisi de Türkiye'yi dünyadaki teknik, teknolojik, bilimsel gelişmelerle entegre etmek. Geri dünyadaki gelişmeleri Türkiye'nin türbünden seyretmemesini istiyoruz. Teknolojide, bilimde, sanayideki, iletişimdeki gelişmelerin e, Türkiye'nin e, içinde ve önünde olacağı bir e, modeli öngörüyoruz. Seyreden bir Türkiye değil. ikinci yüzyılda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılda. Dünyada etkili, belirleyici bir Türkiye için bu ve benzer temaslar yapılacak. Sayın Genel Başkanımızın Amerika'da hiçbir Amerikan yetkilisiyle, resmi yetkilisiyle görüşmeyeceğini aslında Semih Yalçın da biliyor, Türkiye'deki herkes de biliyor. Sayın Genel Başkan'ın görüşmeleri çok fevkalade şeffaf olacak. Türkiye'de sadece siz basın mensupları değil, 85 milyon Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani Bay Kemal'in Amerika'da kimlerle görüştüğünü, ne görüştüğünü konuları bilecek. Amerika'da çok sayıda iyi yetmiş profesör var. Olağanüstü beyinler var orada. Bir kısmı da bizim ülkemizden gitmiş. Bu beyin göçü var. Türkiye'den beyin göçü var. Onlarla da görüşecek. Arzumuz o ki Türkiye'deki Türkiye'den bu beyin göçünü durdurmamız lazım. Onun için de Türkiye'nin orada da bir cazibe merkezi gibi algılanıyor olması lazım. Bunun yolunun da yeni bir iktidar ve kafa değişikliğiyle sağlanacağı bir gerçektir. Evet buyurun. Ee, yok henüz yok e, fakat e, bunda ısrarcıyız yarın e, genel başkanımızın iletişim koordinatörü Sayın Tuncay Özkan'ın e, konuyu bilen adam olduğu için ben bilmem o işleri e, bazı temaslar olacak bu yanlıştan e, bu ucubeden e, çevirmeye döndürmeye çalışıyoruz ama dö dediğim gibi dönmezlerse de meclis iş bize verdiği hak ve imkanları da kullanırız. Evet. Gelir vergisi dilimleriyle ilgili konu. Bildiğim kadarıyla o AK Parti'de kafalar karışık, yapalım diyen var, yapmayalım diyen var. Kolay var. Bay Kemal Amerika'dan dönünce Bay Kemal'e söyletiriz. Onu da yaparlar inşallah. Bu işin esprisi eee Teknik olarak konuya tam hakim değilim. Onu söyle bilmediğini bilen bir siyasetçi olarak onu söyleyeyim. Ama kamudan böyle bir talep varsa ki var biz de biliyoruz. Arkadaşlar bugün bana da söylediler. Biz de şimdi bu işin mezunu arkadaşlarla bu konuda bir çalışma yaptırıyoruz. Torba kanuna bunun getirilmesi noktasında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstümüze düşeni yaparız. Devlette de para çok. Yeter ki devleti soymasınlar, çalmasınlar, çırpmasınlar yani EYT'liye verecek para da var. Gelir vergisi dilimlerindeki vatandaşın aleyhine olan e, kısmı vatandaşın lehine çevirecek kadar da para var. Çiftçinin faizini silecek kadar da para var. Yeter ki dediğin gibi kur korumalı mevduattan 70 milyar sade 75 milyar hazine dedi. Maliye Bakanlığı'nın ödediği parayı da bilmiyoruz. Yani bu Türkiye soyulmasın. Devlet e, Kasasına takılan kaçak vanaları ki biz inşallah hepsini kesip o hortumları, kör tupaları takacağız. Türkiye'de 85 milyonu refah içinde yaşatacak, memleketi huzur içinde yaşatacak güç, imkan ve kabiliyet var kardeşim. Yeter ki hırsızlardan uzak duralım. Buyurun. E, ee, bayağı torba işte dediğin gibi aşurenin ötesinde bir torba. Her konuda hükümler var. Ben İstanbul'dan biraz önce geldim Ankara'ya. Şimdi çocuklarla biraz sonra bir bakacağız arkadaşlarla. Olumlu şeyler var ama bir AK Parti klasiğiyle de karşı karşıyayız. Bana arkadaşların anlattığı kadarıyla eee yarım kilosu domuz eti, yarım kilosu dana eti. Böyle bir torba gibi görülüyor. Evet. Kim söyledi onu? AK Partililer kendi kusurlarını, günahlarını örtmek için bundan sonraki süreçte CHP'ye çamur atmaya devam edecekler. Atsınlar, hiç bize mahsuru yok. Sadece attıkları çamurun izi kendi ellerinde ve üstlerine bulaşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi adına söz söyleme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi görüşünü kimlerin söyleyeceğini Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Buralardan onlara ekmek çıkmaz. HDP ile HDP bıraksınlar kendileri apoyla düşüp kalktıkları günleri hatırlasalar daha iyi olur. Evet çok teşekkür ettim arkadaşlar. Kolay gelsin.